medyasında çalışan meslektaşlarımız, bizi izleyenler çok iyi bilir. Yani spor medyasında yorumcu olmak, spor yayıncılığı yapmak bir takım fanatiklerin ve holiganların şiddetine, mobbingine maruz kalmak anlamına gelir. Özellikle sosyal medyada. Yani açık konuşmak gerekirse bir gün Beşiktaş, bir gün Fenerbahçe, bir gün Trabzonspor, bir gün Galatasaray düşmanı ilan edilir. Aynı yorumcu, aynı televizyon programı, sadece bizim için geçerli değil bu. Aynı televizyon kanalı, spor programı veya yorumcu. Fakat ben yani şu anda gecenin saatinde ailemle evimdeyim. Şu anda sosyal medyadan bilinç yiyorum, hakaretlere maruz kalıyorum. Bazı A-spor çalışanları gibi. Ve bunun sebebi troll hesaplar, art niyetli hesaplar, holiganlar değil. Şu anda bir kulüp başkanı bize hedef gösterdi ve hani gösterdiği, görselde gösterdiği, A-spor logosuyla gösterdiği haberler bizim A-spor televizyonun haberi değil. Çok teknik konular. Demin Evren de anlattı. Ben sıkmayayım haber izleyicilerimi. Evet. Hakikaten büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Ve şimdi üzülüyorum. Yani ama başka Serkan, bir şey var Serkan. Serkan ben Salih Tuna velev ki olsun diyorum. Medya spor haberi yapacak ve bunları yıllar yılı yapar. Yani bunun evet. Ya bu kadar eleştiriye tahammül etmemek nedir? Yani anlaşılır bir şey yani değil. Yani Salih abi anlamadığım şey şu. Yani resmen logomuzla hedef gösterildik. Benim şey logomuzla. Ama o yani Serkan, Mahmut Öbür ben, bakın buna dikkat edin. Bu bir strateji. Ya ben evet çok bak, tuhaf bu buldum bunu. Çok tuhaf buldum. Bu şey. Bence bu tuzağa düşmeyin. Bunlar kesinlikle başka bir şeyi hedefliyorlar. Ve bir, yani şimdi şurada, Ali Bey'e buradan söylemek lazım. Ne hedefliyorsun diye. Bak, bir şey var. Fenerbahçe'nin taraftarı, Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'la birlikte Türkiye'nin şu ana kadar elde ettiği bütün başarıların üstünde bir başarı elde etmek istiyor. Bir Barcelona tamam, istiyor. Peki. Yok, yok. Hayır, bu çok saygı duyulacak bir amaç evet. Eder. Bunlar değil yani böyle A-spor hedef alması bilmem ne falan değil. Şimdi 4 haftada 3 mağlubiyet almışsın. Bu hafta Konya Spor deplasmandasın. Konya Spor çakı gibi takım. Bir sonraki hafta Beşiktaş'ta derbi maç yapacaksın. Ya bunlarla uğraşman, ilgilenmen lazım. Evet. Yani A-spor yani... Bir sürü medya evet. Organı var, spor. Ama sportif ve hedef... yer alması lazım Salih'im, yani. Spor... Oradan bunu eleştirmiş, bunu tartışmış. Ben burada sportif hedef bir tuhaf. Araç. Başka bir şey, bir araçsallaştırılmış gibi değil mi? Yani tablonun azın kısmı şu anladığım garip. Kadarıyla karşısındakiler diğer medya evet, diğer organlarının temsilcileri. Yani diğer medya organlarının temsilcileri karşınıza dizeceksiniz. Sizi buraya aldık ama A haberi A-spor almadık diyeceksiniz. Onlar orada oturmaya devam şimdi edecek. Şimdi onlar deseler ki madem böyle yapıyoruz biz de çıkıyoruz. Evet. Yani, burada Adnan Hoca'nın karşısındaki müritler gibi değiliz biz kalkıp çıkıyoruz. O dese, beklenirdi. Ne olur ki tuhaf da onun için. Şimdi burada Serkan Korkmaz'a yani. Tabii sormak lazım. Serkan Korkmaz siz A-spor yöneticisiniz. Yani daha açık söyleyeyim. İlerleyen bölümlerinde programın şöyle bir yer geçti. Siz tabii takip edemediniz. Bir haberden bahsetti. O haberin yalan veya yanlış olduğunu söyledi. O haberin düzeltilmediğini, bir gün boyunca bir sitede kaldığını belirtti. Ama şimdi onların ismini söylemeyeyim dedi. Anlatabildim mi? Evet. Burada hakaret yok. Şimdi soru şu, yok, Serkan Korkmaz. Şirketlerine saldırı yok. Hani şimdi yok. Şöyle bir şey var. Şimdi Serkan Korkmaz ekran yüzü, ekranlara çıkan birisi, A-spor'un yöneticisi. Biraz önce konuştuk zaten Evren'de hakeza Fenerbahçe stadının etrafında yayınlar yapan, yani Fenerbahçe taraftarının yoğun olduğu bir yerde. Peki bu saatten itibaren Allah korusun ama yani ola ki sizin saçınızın teline bir zarar gelirse herhangi bir Fenerbahçe fanatiği tarafından, holiganın tarafından bunun sorumlusu kim olacak? Yok yani ben hani insanların sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Artık özellikle genç nesil, sosyal medyayla haşır neşir olan nesil. Evet bazen çok gaza geliyorlar, bazen biz onları fazla ciddiye alıyoruz ama doğrusunu söylemek gerekirse Fenerbahçe Başkanı'nın ağzından hedef gösterildik ama yani eskiye nazaran daha az linç yedik. Tahminimce bazı Fenerbahçe taraftarları dahi bunu ciddiye almadı. Ben büyük bir üzüntü duyuyorum şu anda. Hakikaten bir şok içerisindeyim. Alenen logomuzla, markamızla hedef gösterildik ve üstelik bize ait olmayan haberlerden ve bütün internet sitelerinin yaptığı haberlerden dolayı. Evet. Alıntı gösterilerek. Peki. Bize hiçbir şey sorulmadı. İletişim de kurulmadı. Yani karşısında iletişim, diğer iletişim spor kurma çabalarımız dizilmiş oturuyorlar. İletişim kurma çabamız reddedildi. Yani
neden muhabirimiz gitmedi dedik. Acaba bir rotasyon mu var? Hani haftaya bir daha olacak, orada bizimki mi gidecek diye düşündük. Hı hı. Meğersem bu sürprizi, bu yanıtı canlı yayına bırakmış Sayın Koç. Evet. Canlı yayında açıkladı. Bize hedef göstererek. Yani hakikaten büyük hicap duyuyorum. Çok üzülüyorum. Herhalde maksadını aştı. Ne diyeyim, hani biraz da iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum ama yani hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Sosyal medyada organize olmuş gruplar tarafından çeşitli zamanlarda defalarca hedef gösterilmiş birisi olarak konuşuyorum. Böyle bir şeyi 40 yıl düşünsem aklıma getirmezdim. Yani böyle bir şeyin başıma geleceği hakikaten aklıma gelmezdi. Evet. Peki. Çok geçmiş olsun Serkan Korkmaz. Umarız, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Umarız sağduyu kazanır bu süreç içerisinde de.